Hür Dava Partisi haftalık iç ve dış gündem değerlendirmeleri, yeni anayasa çalışmaları, sivil ve yeni bir anayasa yapılması için mecliste grubu bulunan 4 partinin temsilcilerinden oluşan komisyonun çalışmaları devam etmektedir. Geçtiğimiz haftaki görüşmeler neticesinde 1982 darbe anayasasının ilk 3 maddesinin yeni anayasada da aynen korunması konusunda 3 parti görüş birliğine varmıştır. Böylece darbeci zihniyetin anayasaya rengini verdiği ilk 3 maddesi aynen korunmak istenmektedir. Seçim vaatlerinin başında gelen yeni anayasa söyleminin bugün ortaya konulan iradeye bakıldığında bir makyajlama operasyonu olduğu anlaşılmaktadır. Devleti kutsayan tek tipçi, şöven zihniyetin yeni anayasaya aynen taşınmak istenmesi kabul edilemez bir yaklaşımdır. Üç partinin üzerinde uzlaştığı, Türkiye devleti, ülkesi ve bütünüyle, milletiyle bölünmez bir bütündür düzenlemesi devleti merkeze almakta ve milletin devlete aidiyetini ortaya koymaktadır. Oysa millet devlete değil, devlet millete aittir ve onun hizmetindedir. Millete karşı devleti kutsayan ve önceleyen tanımlara yeni anayasada kesinlikle yer verilmemelidir. Parti programımızda ana çerçevesini çizdiğimiz gibi, halkın büyük çoğunluğunun talebi tamamen yeni, sivil bir anayasadır. Yeni anayasanın değiştirilemez nitelikte hiçbir maddesi olmamalı. Her türlü vesayetten ve ideolojilerden arınmış sivil bir anayasanın başlangıç bölümü kısa ve öz olmalıdır. Etnik vurguya yer vermeksizin insani hak ve özgürlüklere kuvvetli bir vurgu yapılmalıdır. Yeni anayasa herhangi bir ideoloji dayatmamalı, hiçbir vatandaşın ötekileştirilmesine veya iç düşman olarak tanımlanmasına yol açmayacak şekilde hak ve adalet ölçüsü gözetilerek yapılmalıdır.